arkadaşlar, bugün size gebelik bulantı kusmasından bahsedeceğim. Neden bazı gebelerde görüyoruz, bazılarında görmüyoruz? Ya da aynı annenin birinci gebeliğinde oluyor, ikinci gebeliğinde görmeyebiliyoruz. Burada etken ne acaba arkadaşlar? Fizyolojik olarak ne devreye giriyor, hangi hormonlar aktifleşiyor? İlaç tedavisi var mı? Yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir? Bir de başka bir boyuttan bakacağız. Ne dedim ben size? Bir beden boyutu vardı, bir de ruh boyutu vardı. Acaba bunun ruhsal boyutla da bir irtibatı var mı? Videonun sonunda da onunla ilgili bilgiler paylaşacağım size. Şimdi önce isterseniz bakalım neden oluyor bu? Bu aslında arkadaşlar döllenme sonrası, yani ana rahminize bebek yerleşti, gebelik hormonu kanda yükselmeye başlayınca gebelik hormonun yükselişiyle beraber bulantı kusmalarınızın da boyutu artabiliyor. Benim klinik tecrübem arkadaşlar, genelde kalp atışlarının duyulmasıyla beraber en yüksek düzeyine ulaşılıyor. Bakalım bununla ilgili Williams Obstetrics ne diyor? Bakın şuradan umarım görebilirsiniz. Bunları artık çizmekle uğraşmıyorum, direkt kitaptan gösteriyorum sizlere. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hamileliğin yaklaşık 8. haftasında, 7. 8. haftasında HCG hormonu en yüksek düzeyine geliyor. Çok enteresan, videonun sonunda konuşalım olur mu? Enteresan şeyleri önce bilimsel verilerle gidelim. Dediğim gibi ben diyorum ki hastalara, mesela kalp atışlarını duyduk, bulantı kusman var mı? Yok doktor hanım diyor. Ah çok şükür diyorum, bundan sonra böyle gidecek, şanslısın. Çünkü gebelik hormonu grafikte gösterdiğim gibi daha sonra düşüşe geçiyor arkadaşlar. Ve ortalamada 16. haftada bu işler bitiyor. Benim çoğu klinik tecrübem 12. haftadan sonra arkadaşlar baya baya azalıyor. O yüzden lütfen birazcık sabırlı olun. Annelere moral ve ümit veriyorum. Diyorum ki bak, gebelik hormonu düzgün yükseldiği için, aslında bebek sağlıklı olduğu için, yani sen gebe olduğun için bu bulantı kusmalar var. Gebe olmasan olmayacak. Sağlıklı yükselmese HCG. Çünkü bakın, boş gebelik var, dış gebelik var, o gebelik var, bu gebelik var. Bu gibi gebeliklerde HCG hormonu düzgün yükselmediği için de bulantı kusma görmeyebiliyoruz. Ama şurada yanılsamayın. Benim hiç bulantı kusma olmadan gebeliğini tamamlayan gebelerim var. Bunlar da diyorum şanslı gruptalar. O yüzden bulantı kusmalarınızın olmaması illa bir şey olduğu anlamına gelmez. Ama şu konuda lütfen dikkatli olun. Bulantı kusmalar bir anda durduysa arkadaşlar, bebek sağlıklı olabilir, olmayabilir. Lütfen hekiminize başvurun istiyorum. Ya da ben mesela kendi gebeliklerimde şöyle bir şey yaşamıştım. Dilinizin üzerinde bir metal tadı olur. Yani bu bir bulantı kusma değildir. Sanki böyle dilinizin üzerine bir metal sürülmüş de o yiyeceklerin tadını alamıyormuşsunuz gibi gelir. Bunlar dediğim gibi tamamen hormon yükselişiyle alakalı durumlar. Peki yaşam tarzı değişikliklerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle mide boş olmayacak. Yani ben hastalarıma hep diyorum ki, sabah kalktın, baş ucunda bir işte tuzlu kreker bulundurabilirsin. Çünkü ne diyoruz? Katı kuru gıdalar. Bakın çorba falan içiyorsunuz. Burada yanlış yapmayın lütfen. Mideyi bir anda şişiriyorsunuz çorbayla. Güne katı kuru gıdalarla başlayabiliriz. Bu mesela tuzlu leblebi olur. Eskiler bunu çok iyi bilir. Anneannelerimiz, babaannelerimiz. Bunu bulundurabilirsiniz. Lütfen diyorum, kalkmaz. Daha yataktan kalkmadan ağzına at. Çünkü boş mide bu kısır döngüyü hızlandırabiliyor. Tuzlu dedik, katı kuru tuzlu gıda, bu önemli. Şeker yok arkadaşlar, kahve yok diyette, yağlı yiyecek yok. Tamam mı? Peki ne yiyip içeceğiz doktor hanım? Protein ağırlıklı besleneceğiz. Katı kuru gıda dedik, tuzlu, mesela tost diyor up to date arkadaşlar. Tost olabilir, yine peynirli bir yağsız peynirli bir tost yapabilirsiniz. Zencefil çok önemli. Yalnız toz zencefil değil, bu zencefilin kabuğunu soydunuz ya arkadaşlar, bunu böyle çiğneyebilirsiniz direkt, ya da tadı acı gelebiliyor. Bunların artık preparatları da var, preparat isimlerini buradan paylaşmıyorum sizde. Zencefil preparatları da alabilirsiniz. Bunlar çünkü ilaç kullanmayan ya da hafif vakalarınızda gerçekten zencefil çok etkili. Ya da up to date diyor ki arkadaşlar, soğuk, içeceğiniz soğuk olsun. Ekşi olsun, limonata olabilir, nane çayları, nane bir karışımlar, suyun içine nane koyabilirsiniz. Bakın mesela geçen ben size paylaştım değil mi? Ece Hanım sağlık sırlarını. Böyle Ece Hanım suyun içine nane koyuyor, limon atıyor. Mesela bunu içebilirsiniz aralarda. İçine bir de zencefil koyarsınız, katı zencefil. Tamam mı? Bir de çok fazla yemek sonrası uzanmıyoruz arkadaşlar.
diş fırçalamanın çok etkili olduğu ile ilgili çalışmalar var. Bu da çok hoşuma gitti benim. Mesela diş macunlarınızı artık naneli diş macunlarından alabilirsiniz. Demir, arkadaşlar eğer demir ihtiyacınız yoksa, ben genelde ilk 3-4 ay antianemik yani kan ilaçlarını vermiyorum. Çünkü bunlar da mideyi rahatsız edebiliyor. Yine asitli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, katkı maddeli olan şeylerden uzak durun. Bir de en önemli korkunuz şu oluyor. Bebeğim gelişebiliyor mu, beslenebiliyor mu? Arkadaşlar bunu zaten gebelik hormonu yapıyor. Bebeğe hiçbir şey olmuyor. Bebek sağlıklı olduğu için de bu süreci yaşayabiliyorsunuz. Sağlıklı hormon yükselişi nedeniyle. O yüzden bebekle ilgili tedirgin olmayın. Bebeğin beslenmesi 4. aydan sonra sizin beslenmeniz bağımlı hale geliyor. Zaten fizyoloji o kadar muhteşem ki arkadaşlar, bulantı kusmalar geçiyor. Böylelikle de siz dışarıdan yemeklere sempatik duymaya başlıyorsunuz bir süre sonra. O yüzden şöyle bir yanlış yapıyorlar. İşte kızım yiyemedim, bak bebek şey kalacak, ufak kalacak, yedirmeye çalışıyorsunuz. Çalıştıkça kısır döngü daha da artıyor. Peki tedavide, farmakolojik tedavide neler kullanıyoruz? Şimdi UpToDate diyor ki arkadaşlar, ilaç ismi yine veremeyeceğim. Birinci tercih doksanamin piridoksin kullan diyor. İşe yaramadıysa difenhidramine geç diyor. O da işe yaramadıysa ondan setrona geç diyor. Ve seçilmiş vakalarda da steroid kullanılabilir diyor. Başka farmakolojik isimler çok vermemiştir. Metoclopramid falan filan, bunları geçelim. Hipnoz ve akupunkturun yine plasebo etkisi olduğu söyleniyor. Bu ne demek doktor hanım? Plasebo etkisi demek arkadaşlar, Türkçesi inanırsanız olur demek. Ben de gerçekten bunların etkili olabileceğini düşünüyorum. Mesela bu evde bilekte bantlar falan var arkadaşlar. Bunların da etkinliği birkaç hastamda olduğunu gördük. Peki hangi hastaları hastaneye yatalım? Bazen kısır döngünün içinden çıkılamıyor arkadaşlar. Anne öyle bir sıvı kaybı oluyor ki, bu hastanın kalp atışları hızlanıyor, sıvı kaybına bağlı idrar çıkışı azalıyor, karaciğer enzimleri yükseliyor. Nadiren de olsa bu vakaları görebiliyoruz. Bunların yatış kriterlerini burada bahsetmeyeceğim. Yatış kriterlerine uygun olan ya da yatış kriterine uygun olmasa bile ben hastaya soruyorum. Ya içip yiyemiyorsan bir seni bir rahatlatalım, bir serum verelim falan. Gerçekten arkadaşlar, serumun içine bu saydığım ilaçlardan bir tanesini atıyorsunuz. Bir de B vitamini çok önemli. B vitamini koyuyorsunuz içine. Ondan sonra hasta bir iki serum poşetinden sonra hemen gözü açılıyor. Eve gönderiyorsunuz ama bu bir kısır döngü. Gebelik hormonu yine yüksek olduğu için yine kısır döngü başlayabiliyor. O yüzden sıvı desteği de yine bulunabiliyoruz hastalara. Hastaneye yatırdığımız zaman hangi sıvılardan takıyoruz? Bakın sodyumları düşebiliyor, potasyumları düşebiliyor, magnezyum, kalsiyum. Yine hastanın kan değerlerine bakıp hangi değerlerinde düşme varsa ona yönelik serumun içine de bu elektrolitleri ekleyebiliyoruz. Peki yiyecekle başlayalım arkadaşlar. Bu hastaneye yatırdık hastalara, diyelim iştahı geldi. Bakın muz önemli. Neden? Potasyum kaybı vardı. Muz güzel bir besin. Kabızlık yapmıyorsa eğer. Yine tost diyor. Bir de ben bilmiyordum arkadaşlar. Meyve jölesi yazmış UpToDate. Evet, yani meyve püresi diyelim. Ha. Meyveyi rendeleyip, elmayı rendeleyip bunu da yiyebilirsiniz. Peki öneri olarak ne diyoruz? Gebelikten önce multivitamin, folik asit takviyesinde bulunalım. Çünkü bunlar zaten gebelik bulantı kusmayla başlayıp size elektrolit kaybına neden olabileceği için siz baştan kan tahlillerinize baktırıp eksik olan bir elektrolit varsa ona uygun hekimizin önerici multivitamini kullanabilirsiniz. Evet, vaktimiz az. Şimdi de gelelim ruhsal boyuta. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Kalp atışının hızlanmasıyla HCG en yüksek düzeyi erişiyordu. Bu yaklaşık 6,5-7. Haftaya tekabül ediyor arkadaşlar. Bu da ne demek biliyor musunuz? Yani ana rahmine düştükten sonra ortalama 40. gündür. Çok önemli. Gebelik bulantı kusması 16. haftada geçiyor. Bakın burada onunla ilgili yine literatür bilgisi var. Paramesis gravidarum kısmında ne diyor? 16. haftadan sonra geçer diyor. Peki o zaman dini literatürde ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok enteresan. Ruhun üflenişine bir bakın. Ne zaman üfleniyor acaba? Acaba bu bulantı kusmanın en yüksek seviyeye ulaştığı dönem bu bedene ruhun üflenişiyle bir alakası var mı? Bununla ilgili tabii inanırsanız doğru, inanmazsanız yanlış olabilir. O yüzden bu konuyu soru işareti koyup size bırakıyorum. Araştırın bakalım doğru muymuş, yanlış mıymış. Teşekkür ederim.